Bunun vücudunu oluşturan esbablar da işte Şualar 81'de söylediği gibi haksız temellük, ayna darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmek. Bura önemli, buraya geleceğiz zaten. Bu niçin bu şekilde? Şeytanın vücudu, gurur, kibir, enaniyet, haset değil mi abi? Yani bu gibi şeylerden teşekkül ediyor. Mesela bedbahtlığın vücudu var, gaflet, gaflete dalması, hayatı tatlı görmesi, ahireti unutması, dünyaya talip olması bunun vücudunu oluşturuyor. Yani aynı şekilde sersemlik, fahre meftun olması, şöhrette müptela olması, medhe düşkün olması, hodbinlikte bihemte olması bunu da işte sözler 230'da söylüyor. Bu da bunun vücudunu oluşturuyor. İşte vücudunu mu oluşturuyor şey nefsin? Nefsin bunlar şubeleri abi. Şube sıfatları. Sıfatları yani. Kendisi değil. Kendisi değil. Körlük daha bu körlüğün tezahüratları. Bu da değişik manadaki körlükleri söylüyor. Tabii başka şeyler de var, onları okuyacağım. Yani, ama vücudu daha izah etmedi. Daha değil. Daha değil abi. Bu anlattıkların, bu başka, kibir, haset vesaire bunlar onun sıfatları. Aynen abi. Mesela ihlasın vücudunu da ne oluşturuyor? Rıza ilahi, vazife ilahiye karışmamak ve vazifesini onun vazifesine bina etmemek. Üç tane. Emri ilahi, rıza ilahi, vazifeni, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine bina etmemek ihlasın vücudunu oluşturuyor. Çok ilginç. Bu da bir latife yani. Üç tane ha Mehmet. Üç tane. Bir, arkaya yaslanıyoruz. Ezberlemek için kolay evet, olsun diye. Arkaya yaslanmak nokta istinat. Yani Allah demesi lazım. Evet. İhlas olması için. Yaslandık. Öne bakıyoruz. Fıtratın gösterdiği alem, ahiret, nokta istimdat. Bir de bu ikisi arasındaki işlerin Allah'ın olduğunu ona karışma. Yani o zaman nedir? Oku bakayım o benim bu söylediğimi uygulayayım. O neydi? Evet. Rıza ilahi. Emri ilahi. Emri ilahi. Bak bir dakika. Emri ilahi. Emri ilahi.